Flash da yakıyor videomuz. Vay. O flash niye yaktın? Kapat ya. Kapat. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz ve sevgili izleyicilerimiz, bugün ne çekeceğiz? Bugün size bir müşterimizin isteği üzerine iPhone'lar dedi, çıta çakma videonuz hiç yok. Çıta çaktığınızı söylüyorsunuz. İşte nasıl çakıldığına dair bir videoda çekseniz iyi olurdu. En son bunu iPhone 7 Plus cam değişim videomuzda müşterimiz talep etti ki çıta çakma videosu da olsa nasıl olurdu? Şöyle diyelim biz. iPhone'ların tamamında çıta sistemi aynıdır. Değişmez. Mesela bugün elimizde olan çıtamız iPhone 6G. 6S değil 6G. Bu çıtaları çakmak için hazır kalıplar var. Tabii bu makinelerinde değişik değişik versiyonları var. Yani bizde olan Cevval'in böyle bir kalıbı var. Kalıbına bunu koyuyoruz. Bu da yuvaları hazır zaten. İşte kenarlarda delikleri falan var. Oralara geçiriyoruz. Sonra bu hazırlandıktan sonra makinemizde çıtayı çakmak için kullanacağımız üst kalıp da var. Onu da daha önceden buraya yerleştirmiş oluyoruz zaten. Şimdi bu kalıp, bu çıta ne işe yarıyor? Bu iPhone ekranlarda. Ekranlarınız diyelim, mesela iPhone 5'lerde çok sık olur. Şu üst taraflardan böyle oynar. Kasayla şey arasında, ekran arasında bir esneme olur. Zamanla bu olur. Ya bu tip şeylerde bozulan yer, ayrılan, bunu alta kasaya bağlayan, ekranından kasanın arasında olan şey bu çıtadır. Bu çıtanın kenarındaki metaller onu aşağı doğru çekerek kasaya tutarlar bir dalı. Bundan koptuğu zaman, bunların üzerinde yapışkan vardır, koptuğu zaman orada oynamalar olur. Yani başka hangi iPhone modeliniz olursa olsun ekranlarınız esniyor ya da oynuyorsa bu çıtayla ayrılmış demektir. Bunların hepsi tamir olur. Sadece çıta tamirleri de yapılıyor bu arada. Bu çıtayı biz böyle makineyle yapıyoruz. Bazıları bunun üzerine sıvı silikon, B4000 ve benzeri şeyler yapıştırıyor, eliyle yapıyor. İşte bazıları hafif böyle japonumsu malzemelerle yapıyor. Yani bu birçok usta çeşit çeşit yapıyor. Ama bizim yaptığımız sistemde hemen hemen fabrikasyon oluyor. Üzerinde hazır ısıya karşı duyarlı yapışkanlar var. Yaklaşık 161 derece olacak ulaşmamız gereken ısı. Arkadaşımız göstersin. Şu an 84 dereceden gidiyor. 161 dereceye ulaştığında bu üzerindeki silikon önceden hazırlanmış olan ısıya duyarlı yapışkan eriyecek. Buna yapışacak. Ve çıtamız hazır olacak. Şimdi ısı derecemiz şu an 90'da, biraz daha var. Tahmini 5 dakika sürer 161'e ulaşması, belki de daha fazla. Bu arada sizi boş yere bekletmeyelim. Ama bu müşterimiz, bir müşterimiz bunu talep etti diye çekiyoruz çıta çakmayı. Ne bileyim, şeffaf cama, okasız cama oka çekmeyi de çekebiliriz. Size birkaç bir şeyler daha çekeceğiz. Merak ettiğiniz bir şey olursa söyleyin. Elimize geçen ilk fırsatta çeker yayınlarız. Yaklaşık 5 veya 10 dakika sonra görüşmek üzere diyeceğiz. Bir reklam arasına gireceğiz. Bu reklamları da bizim Trabzon'un eski esnaflarından ve bu işte bize vakti pek de olsa ön ayak olmuş. Ekol İletişim ve sahibi Süleyman Usta'ya affedelim. Ekol İletişim Süleyman Usta Trabzon'da diyelim en eski, en tecrübeli ustalardan biridir. Trabzon'daysanız Süleyman Usta'dan fikir almadan bir yere gitmeyin, bir şey sormayın. Hadi reklamlar. Evet arkadaşlar, Ekol Çöp Servis reklamını yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 160-162 derecelere falan çıktı cihazımız. Şimdi hazır kalıbımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Ekranımızı kalıbımıza yerleştiriyoruz. Burada çok fazla bir işçiliğimiz yok böyle makineniz olduğu zaman. Sadece bunu köşelerini eşit yerleştirip yerleştirmediğinize bakıyorsunuz. Her yer hemen hemen eşitse ne yapıyorsunuz? Alttan gördüğünüz gibi filmleri koruyacak bir sisteme sahip. Filmler bir yere almıyor. Üstten de çamın her köşeden eşit olduğunu düşündüğünüz an makineye götürüyorsunuz. Kalıbınız makineye direkt giriyor zaten. Basitçe. Alttan raylı sistemi var. Diğer kalıbın içine girer şekilde ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
Evet, çok hafif baskıyla 1, 2, 3, 4, 5, 7 ile 6, 7 bile falan olmuştur şimdiye kadar. Çok fazla basmadan geri alıyoruz. Şimdi bu çok sıcak. Üzerindeki sıcaklık 160 derece civarı falan. Yani eliniz, normal elinizde şu an yanar, yakar. Ama yine de biz böyle iki elimizle soğuyana kadar onu oradan çok kıpırdatmadan alıyoruz. Şimdi şu an hareket ettirirsek haliyle eriyen alttaki yapışkan soğuyup katılaşmadığı için tekrar oynatacak onu. Onun için böyle hafif bir baskıyla soğumasını bekliyoruz. Sıcak. Tahmini bir 10 saniye kadar, 15 saniye kadar böyle oynadıktan sonra yeterlidir. Ters çevirelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biraz önce bak, kasayı aşağı çeken, böyle kasanın içine bunu çeken sistem bu. Buna çıta sistemi diyorlar. Bu çıta sistemi artık buna yapıştı. Her açıdan bakabilirsiniz. Yani bunu şu şekil karandiye dahi gönderin. Karandiye bunun çıtasının değiştiğini ya da ekranın ya da camın değiştiğini, buna bir cam değişim modifiyesi yaptık. Camını, okasını ve hatta siyah olan bölüm polarizesini ve çıtasını, hatta bazen aynalarını dahi değişiyoruz. Yani yeniden bir ekran yapıyoruz. Sonra bunu karandiye dahi gönderseniz karandiye bunları anlamıyor. Niye? İşinizi böyle düzgün yaparsanız anlaşılmıyor arkadaşlar. Yani Olacak. karandiye bunu anlamıyor. Bu karandinin suçu, bizim bir suçumuz yok. Ha, ben müşterim gibi yapar veririm. Müşterim karandiye görür, gönderir benden sonra, göndermez. Bir şey değilmez. Ama karandinin şöyle bir kötü tarafı da var. Müşteriye cihaz satıyorlar. Adam camını kuruyor. Yok, ben onu öyle sökemem. Ver 500 lira. Camını sökeceğim. La kardeşim, batarya arızalı bunun. Ben camını yap demiyorum sana. Olsun diyor. Önce cam parasını alayım. Böyle çakallıklar yaptıkları sürece servisler sağ olsunlar bize iş kapısı açıyorlar. Müşteri de ilk önce getirip bize yaptırıyor camını ve benzeri yerlerine. Ondan sonra gönderiyor karandiye. Bu sefer az önce kırık olan yeri kırık değil, her yeri karandiye giriyor. Tabi acemice yaptırırsanız da bunu karandiye anlaramam arkadaşlar. Olunduğunuz bölgelerde bu işleri profesyonel olarak bizim gibi yapan, hatta bizden daha güzel yapan, elinde daha fazla teçhizatı olan arkadaşlarımız var. Bulamıyorsanız bile sorun, yönlendiririz. Evet, şimdilik şafak iletişim daima en iyisi diyoruz ve hoşça kalın diyoruz.